Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Ekim Perşembe. ABD Belmont Park yarışlarındaki altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Bu arada hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyorum. İlk koşu Maiden satış koşusu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte icra edilecek. Koşuya gördüğünüz gibi 8 isim katılıyor. Burada ilk sırada 4 numaralı Buyer's Remorse var. Bir sayısı start alacak olan bir isim. Limes Map yavrusu 200 bin dolara satın alınmış tayininde. Buyer's Remorse'dan sonra 5 numaralı Madeira var. Kariyerinde ikinci kez start alacak olan 1300 metre kum pistteki kariyerin ilk startında 3. olmuş Luis Cardenas'la gene aynı jokeyle start alacak. Son olarak da burada 1 numaralı Hot Button var. Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan kuponlarınıza yazmanız gerekir diye düşünüyorum Hot Button'ı. İkinci ayağın yorumlarına geçmeden yurt dışı web sitelerinde bugünkü yarışlarla ilgili 29 Ekim Perşembe yarışlarıyla ilgili yabancı tahmincilerin Andy Serling ve Anthony Stable'ın yorumlarını vereyim burada. Üçüncü ayak bizim birinci ayak arkadaşlar. Sekizinci ayak da bizim altıncı ayak. Yani 3 ve 8 arası yarışlar. Andy Serling'in tahminleri burada. Anthony Stable'ın tahminleri de burada. Üçüncü ayak bir daha söylüyorum. Bizim birinci ayak, sekizinci ayak, bizim altıncı ayak. Turf 4 dediği de koşunun kuma alınması durumunda ki 4 dediği koşu kuma alınırsa öne çıkan isimler burada görüldüğü gibi. 15, 14, 16, 12, 6. yarışta yani bizim dördüncü ayak örneğin. Bu turf 4 kafanızı karıştırmasın diye söylüyorum. Bunu burada bir kez veriyorum. Bir daha vermeyeceğim. Kafa karışıklığı yaratmasın diye. İlgili arkadaşlar videonun bu bölümünde videoyu durdurup hangi ayak yaşlıyorlarsa bu yurt dışı yorumcuların yorumlarına bakabilirler. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 1200 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 16 isim start alacak gözüküyor. 1 numaralı Another ve Jump for Joy Türk antrenör Mert Kantarmacı'nın antrenör ettiği ekürler 1 ve 16. Burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim Junior Alvarado ile start alacak olan Honey Wond 10 numaralı. Honey Wond Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki son 5 startında birini kazanmış. Diğerlerinde de tabelada yer bulmuş bir isim. Daha sonra 3 numaralı Dan Castle geliyor sıralamada. Luis Cardenas'la start alacak olan bir isim. Son startında 1200 metre çim pistteki koşuyu bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Dan Castle. Aynı koşuda ikinci olan Kitten's Cat var. Dan Castle'ın kazandığı koşuda 1200 metre çim pistte. Joel Rosario ile start alacak olan Kitten's Cat 6 numaralı. Daha sonra Luis Saez ile start alacak olan Shiraz. Ve 5 numaralı son olarak da New York's Finest. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startını 1100 metre çim pistte Saratoga Hipodromu'nda yarım boy farkla kazanmış 1:01:48 derecesiyle New York's Finest. Burada arkadaşlar bir de koşu kuma alınırsa start alacak olan Home Run Maker var 12 numaralı. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse bu ismi de geldik altılı ganyan 3. ayağına. 3 yaşlı, 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pisti bir şartlı satış koşusu. 9 isim start alıyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Burada ben ilk olarak 7 numaralı Awesome Alana'ya yer vermek istiyorum. Koşu performansına bakalım. Awesome Alana, Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Son startında 3. olmuş. Ondan önce 1600 metre çim pistte bir ikinciliği ve ondan önce 1600 metre kum pistteki bir koşuda birinciliği var. 1 Mart'ta start aldığı 1600 metre kum pistteki koşuyu 1:42:96 derecesiyle kazanmış bir isim Awesome Alana. Daha sonra Luis Cardenas'la start alacak olan Bustin to Please var. Son startında 1300 metre kum pistteki ıslak zemindeki koşuyu iki boydan
koşuda 2 boydan fazla bir farkla ikinci olmuş. 6 numaralı Boston Tupolis. Daha sonra 4 numaralı JJ's Shooting Star, Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. Ve son olarak da burada 1 numaralı Forgotten Hero var. Luis Saez'le start alacak olan bir isim. Bu koşunun hemen hemen yarısı değerindeki bir değerdeki koşuyu 1200 metre kum pistteki son startını 1,5 boy farkla 1:11:44 derecesiyle kazanmış bir isim. Forgotten Hero son olarak 3. ayakta önereceğim isim. Geldik altılı ganyanın 4. ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre çim pistte bir maiden koşu, maiden satış koşusu. Burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim ilk kez kariyerinde start alacak olan 11 numaralı Bischoff Berger. Kariyerinde ilk kez start alacak. 11 numaralı Bischoff Berger. Pioneer of Nylon yavrusu 475 bin dolara satın alınan bir isim. Chad Brown antrenörlüğünde ve oldukça önemli bir jokey ile start alıyor kariyerinin ilk startını. 11 numaralı Bischoff Berger'dan sonra 6 numaralı Prince of Caps var. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. 1 numaralı Super Energizer var. John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Ve bu maiden koşuda maiden satış koşuda son olarak 10 numaralı Bolt Gem yer vermeniz gerekir diye düşündüm. Burada arkadaşlar yine koşu kuma alınırsa start alacak olan iki isim var. 15 numaralı Tenderfoot ve My First Grammy koşu kuma alınırsa start alacak olan isimler. Öyle bir durum gerçekleşirse bu 14 ve 15'inde kuponlarınıza yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Geldik Ganya'nın 5. ayağına. Altılı Ganya'nın 5. ayağı da 3 yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir maiden koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 6 isim start alıyor. Arkadaşlar burada 2 isim var. 4 numaralı Tactical Move ve 6 numaralı Undine. 6 numaralı Undine son startında Belmont Park'ta 1200 metre kum pistteki koşuda 3. oluyor. Aynı koşuda Tactical Move 4. oluyor. Undine'nin 3. olduğu koşuda. Bu iki isim bariz bir şekilde öne çıkıyor. Tabii bu benim tahminim sadece. Kendinizin de beğendiği at olursa burada tay olursa yazabilirsiniz diye düşünüyorum. 3 ve yukarı yaşlara mahsus bu koşuda iki isim 6 ve 4 yeterli gibi gözüküyor. Undine ve Tactical Move. Geldik altılı ganyanın son ayağına. Altılı ganyanın son ayağında da 14 isim start alacak gözüküyor. 1 numaralı Shaky Shibas ve 10 numaralı Mo Maverick gördüğünüz gibi koşuda ekler. Burada arkadaşlar an itibariyle 128 AGF oranına ulaşmış olan 5 numaralı Chewing Gum var. İlk sırada yer vermek istediğim Candy Wright yavrusu son startında bir grup 3 koşuda ikinciliği var. 1200 metre çim pistte. Chewing Gum'dan sonra bir numaralı şekilde fazla olan 14 numaralı Mo Maverick geliyor sıralamada. 14 numaralı Mo Maverick'in koşu performansına baktığımızda 40 bin dolarlık son iki startını şartlı satış koşusunu 1200 metre çim pistler ikisinde kazanmış birisi Mo Maverick. Şekişi bazla bir numaralı Şekişi bazla ekürü gördüğünüz gibi. Daha sonra 7 numaralı Sayyaf var. Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. O da son startında üst grup sayılabilecek bir şartlı satış koşusunu 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1:07:04 derecesiyle 1200 metre çim pistte. 10 numaralı Back to His Roots. Jose Lascano ile start alacak olan bir isim. Son koşusundaki sıfır jokeyini düşürdüğünden kaynaklanıyor. Ondan önceki gene üst düzey sayılabilecek bir şartlı satış koşusunu 2,5 boy farkla kazanmış bir isim Back to His Roots. Yalnız burada şunu da belirtmem gerekiyor. 4 numaralı Wicked Trick koşu kuma alırsa start alacak. Diğer bir isim de
12 numaralı Wendell Fong. O da koşu kumandırsa yazılması gereken isimler son ayağında size önerecek olduğum. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu da şu şekilde arkadaşlar. Lütfen bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bunlar sadece benim tahminlerim. Çok iddialı olduğunu söylemiyorum. Size bir yol göstermek amacıyla hangi atın hangi koşuda neler yapmış onları elimden geldiğince size aktarmaya çalışıyorum. Tek de bulamadım bugünkü koşularda. İlk ayak 4-5-1, ikinci ayak 13-6-8-5, 12. Parantez içindekiler arkadaşlar koşunun kuma alınması durumunda start alabilme ihtimali olan safkanlar. Üçüncü ayak 7-6-4-1, dördüncü ayak 11-6-1-10, beşinci ayak 6 ve 4. Udine ile kimdi bakayım? Udine ile 4 numaralı taktikal move'du. Son ayakta da 4 isme yer verdik. 5, 14, 7 ve 14 burada 1 numarayla ekiyor arkadaşlar. 4 ve 12'de koşu kumandırsa start alacak olan safkanlar. Tekrar Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyorum. Hepinize mutlu perşembeler. Yarınki Belmont Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.